Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Güzel bir gün, güneşli bir gün. 4 cihazımızla öz çekimde video testine başladık. Tabii şu an kadrajlar biraz farklı. Kadrajlar farklı derken hani iki telefon alt tarafta, iki telefon üst tarafta, kameraların biri ortada, biri sağda, biri solda. Dolayısıyla 4 telefonla da aynı noktasal video çekimi yapılamıyor. Lakin kadraj olarak şunu söyleyebilirim. En geniş kadraj A71'de var. Samsung A71'de var. Ha bu arada telefonlarımızı söylemedik. Tabii hangi telefonlarla test yapıyoruz? Samsung A71, Realme 6 Pro. Bu ikisiyle zaten test yapmıştık. Teste iki tane yeni katılan cihazımız. Xiaomi Redmi Note 9S ve Huawei P40 Lite. 4 cihazımızda Full HD video kaydı var. Sadece Samsung tarafında ekstra 4K video kaydı var. Yani Samsung orada avantajlı. Şu an gölgedeyim. Gayet güneşli bir gün. Güneş hemen şöyle göstermeye çalışayım. Arkamda. Tabii kadrajda ben de olduğum için arka tarafı çok netleştiremiyor. Neyse arkamda güneş var. Şu an ben gölgedeyim. Güneşe doğru çıkıyorum. Ve görüntü nasılmış ona bir bakalım. Ekran görünürlükten bahsetmek istiyorum. Ekran görünürlüğü olarak Samsung A71'i 6 Pro ile test yaptığımız zaman anlatmıştım. Çok net gözüküyordu ekran. Şu an P40 Lite'in ekranı da gayet güzel. Ondan sonra Xiaomi Note 9S ve en son Realme 6 Pro. Yani böyle güneşli bir günde ekrana bakacaksanız A71'in ekranı en güzel ekran. En kötüsü de Realme 6 Pro. Yani ne yazık ki böyle. Bu arada 6 Pro ile A71'in testlerini ben izlediğim zaman, tabii kayıt yaparken kaliteyi göremiyoruz ama testi izlediğim zaman 6 Pro'nun gerçekten çok güzel video kaydı yaptığını görmüş oldum. Bakalım şu an piyasaya yeni çıkan, bayağı popüler olan Note 9S nasıl ve P40 Lite nasıl? Tabii bu arada yürüyorum. Yürüyerek titreşim de olmuş oluyor ama biz gene şöyle bir titretelim. 3, 2, 1. Evet. En az titreyen şu an ekranlarda gördüğün Realme 6 Pro çok az titriyor gözüküyor. Ama tabii kayıt sırasında belki 4 cihazda hiç yani titremeden kaydetmiş olabilir. Evet, 4K ne yazık ki yok demiştik. Realme tarafında 2 tane kamera olduğu için geniş açıyla da bir kayıt yapabiliyoruz. Fakat diğer Note 9S'te ve P40 Lite'da ne yazık ki geniş açı yok. A71'de de 4K'ya geçince daha bir geniş açı video kaydı yapmış oluyor. Evet, durum bu. Bir de arka kameraya bakalım. Arka kamerada durum nedir? Arka kamerada şöyle bir durum var. P40 Lite tarafında. Ne yazık ki P40 Lite'da 4K video kaydı yok. Çok enteresan. Sene 2020 bir telefon üretiyorsun ve 4K video kaydı koymuyorsun. Bu büyük bir soru işareti Huawei tarafında. Tamam Lite olabilir ama yani bir 4K'da video kaydı olsun. Sonuçta bu cihaz 3200 liraya satılan bir cihaz. Evet, biraz kötüledik P40 Lite'ı ama bakalım Full HD'de nasıl bir kaydı varmış. Belki çok kaliteli bir kaydı vardır. Full HD'de 4K'ya gerek bile kalmayabilir. Evet, diğer 3 cihazımızda 4K video kaydımız vardı. O halde gelin arka kameraya geçelim. Bakalım arka kamerada durumlar nedir? Şöyle arka kameraya geçmeden ışık olayını da göstereyim. Ters ışık, gölgedeki durum nedir, nasıldır görmüş olun. Evet, arka kameraya geçiyoruz. Evet dostlar, şimdi arka kameralara geçtik. Arka kameralarda Full HD 30 FPS video kaydındayız. P40 Lite'da az önce dediğim gibi 4K video kaydımız mevcut değil. Full HD'de 60 FPS de video kaydımız mevcut değil. Yani alabileceğimiz en kaliteli video kaydı P40 Lite'da Full HD 30 FPS. Ne yazık ki böyle bir durum var. Peki, böyle bir durum var. Diğer 3 cihazımızda ne gibi durumlar mevcut? Diğer 3 cihazımızda 4K video kaydı var. 60 FPS video kaydı A71'de yok. 60 FPS zaten 4K'da hiç yok da 3 cihazda. Sadece 60 FPS Full HD olarak bakarsak A71'de yok. Fakat Xiaomi Note 9S'te var ve Realme 6 Pro'da var.
Yani 60 FPS'te bir video kaydı yapacaksanız alacağınız iki cihaz olmalı. Realme 6 Pro ya da Xiaomi Note 9 S. Peki ben kadraj olarak kadraj durumu nasıl onu hemen göstermeye çalışayım. Sol tarafta bir ağacımız var. Sol üst köşede görüyorsunuz. Şu an 4 cihazda da bu tam köşeye konumlandırılmış vaziyette. Sadece Huawei'de konumlandırılmamış vaziyette. Çünkü Huawei çok geniş kadraja sahip Full HD'de. Sağ tarafa bakarsanız ağacın gövdesi diğer 3 cihazımızda yarıya kadar gözüküyor. Fakat Huawei'de o ağaç da baya baya kadraja girmiş. Yani şu an Full HD'de baktığımız zaman birdenbire çok sessiz oldu ortalık yalnız. Benim sesim bağıra bağıra çıkmaya başladı. Evet, ne diyorduk? Huawei gerçekten Full HD olmasına rağmen çok geniş kadrajda bir video kaydı yapıyor. Peki ters ışıkta durum nedir? Mesela şu an güneş vuruyor. Ooo, A71'de görüntü bulanıklaştı. Acaba şu an oradaki ağaçların rengi falan nasıl gözüküyor? Ekranlarda ne yazık ki çok belli olmuyor bu durum. Kayıt sırasında bakmış olacağız. Peki titreşim nasıl? Hemen şurada bir deneme yapalım. 3, 2, 1. Şu an benim ekranda gördüğümden bahsetmek istiyorum. Ekranda görülme ile izlerkenki görüntü aynı olmayabiliyor. Bunu bir daha hatırlatayım. Ekranda gördüğüm Realme ve Xiaomi tarafı çivi gibi sabitlenmiş bir görüntü var. Yani çok az titriyor. Fakat Huawei'de ve Samsung tarafında bayağı bir titreme var. Tabi kayıt sırasında bu böyle kaydetmemiş olabilir. Böyle de bir durum söz konusu. Peki zoom durumu nedir? Hemen şöyle bir zoom testi yapalım. Tabi zoom testi yapmak biraz zor olacak. Ama Huawei tarafında şu an şöyle bir durum var. Bakın Huawei'de kayıt yaparken kayıt sırasında geniş açı, normal açı ve şu şekilde zoom yapabiliyoruz. Yani kayıt esnasında geniş açıya da geçiş yapabiliyorsunuz. Diğer 3 cihazımızda böyle bir şey söz konusu değil. A71'de zoom yapıyoruz. A71'de durum bu. Realme'de yapıyoruz. Realme'de 2x'e kadar ve Xiaomi'de yapıyoruz. Xiaomi tarafında da 6x. Ve şu an imaj sabitleme olarak bakarsanız gerçekten Xiaomi 6x yapmasına rağmen çok sabit. Bakın titretiyorum. Vay. Xiaomi zoom'da gerçekten çok başarılı. Tabi detay olarak hiçbir cihazda detay yok. Yalnız Realme tarafında 2x'te kalması bir garip. Ne yazık ki böyle bir durum var. Fakat 4K'da 10x'e kadar zoom'a girebiliyor. Fakat Full HD'de giremiyor. Böyle saçma sapan bir durum var Realme tarafında. Bakın Huawei tarafında evet 4K 60fps gibi özellikler yok ama tek bir video kaydı Full HD. Ama Full HD'de işte böyle zoom olaylarını güzel yapmış. Gerçekten hoşuma gitti bakın bu yönden. Mesela şöyle çok yavaş zoom yapılabiliyor. Çok güzel. Sanki böyle orijinal kamerayla zoom yapıyormuşsunuz gibi. Benim çok hoşuma gitti. Hızlı da yapılabiliyor, yavaş da yapılabiliyor. Bakın şöyle yavaş yavaş zoom yapılabiliyor. Yani böyle ince detaylar güzel olmuş ve geniş açı. Geniş açı demişken Huawei'de geniş açı kalsın. Diğer cihazlarda ne yazık ki kaydı durdurmak zorundayız. Evet, Huawei'de 4K 60fps yok diyoruz ama böyle özellikler bayağı bir video kaydında işe yarıyor. Diğer cihazlarda video kaydını durduruyorum ve Full HD'de geniş açıya geçiyorum. Evet, görüyorsunuz şu an geniş açıya 4 cihazımızda da geçiş yaptık. Kadraj olarak sol taraftaki ağaca bakarsak sağ taraftaki objelere bakalım. Realme'nin geniş açısı şu an 4 cihaz arasında en dar açı. A71'in geniş açısı Huawei ile kafa kafaya gibi bir durum var. Huawei ile kafa kafaya, evet. Xiaomi'de Huawei ve Samsung'un gerisinde kalmış ama Realme'nin önünde duruyor. Evet, yani Huawei, bir daha söylüyorum. Evet, 4K yok. 60 FPS video kaydı hiç yok. Ama gerçekten Full HD'de gerek geniş açısıyla, gerek 1x'teki geniş kadrajıyla ve tek bir video kaydında geniş açıya geçiş yap, normal 1x'e geçiş yap,
Zoom zaten yapılıyordu. Bunların olmasıyla gerçekten çok hoşuma gitti. Video kaydı olarak, eğer video kalitesi diğer 3 cihazdan bir de iyi çıkarsa, şu an göremiyorum video kalitesini, bir de iyi çıkarsa vallahi Huawei hani 4K'yı ya da 60 FPS olmamasını bence affettirmiş olacak gibi geldi bana. Peki geniş açıdaki titreşim olayımız nasıl? Zaten şu an yürüyorum. Ekrana bakıyorum yürüdüğüm zaman. Xiaomi gerçekten acayip iyi titreşimi engelleme çalışıyor Xiaomi'de. Öyle gözüküyor. Diğer 3 cihazda hafif titremeler var. Ama bu benim ekranda gördüğüm. Belki kayıt sırasında hiç titrememiş olacak. Hem yürüyorum hem de şu an telefonları sallamaya başlıyorum. 3, 2, 1. Evet, sağlam sallıyorum yalnız. Ekranda gördüğüm Huawei en çok titreyen. Sonra Samsung. Realme ve Huawei tarafında titreme neredeyse hiç göremiyorum geniş açıda. İnşallah Huawei çok güzel bir video kaydı yapıyordur ve titreşim engelleme falan çok güzel çalışıyordur. Gerçekten 4K'yı ya da 60 FPS'i o durumda aramayacağım. Evet, şimdi 4K'ya geçiş yapacağım. Huawei'de ne yazık ki geçiş yapamayacağım. Fakat diğer cihazlarımızda 4K'ya geçiş yapacağım. Bakalım 4K ile Huawei'nin Full HD'si arasında ne kadar büyük farklar varmış. Evet dostlar, şu an 4K'ya geçiş yaptık. 4K'da P40 Lite'da ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Peki 4K video kaydı ile Full HD arasında ne kadar büyük farklar var? Bunu da burada görmüş olacağız. Evet. 4K'daki durumumuzdaki, yani kadraj durumumuzdaki olaya bir bakalım. En geniş kadraj şu an Samsung A71'de var. Ondan sonraki kadraj olarak bakarsak, evet, Huawei P40 Lite'da var. Ondan sonra Xiaomi, evet, Xiaomi Note 9 S'de var. Ve en son kadraj en dar olan, yani Realme 6 Pro. Bunları böyle tek tek söylemek zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten video kaydında bazı insanların bazı özelliklere ihtiyacı olabiliyor. Çoğu insanın beklentisi farklı olabiliyor. O yüzden bu tip durumları açıklamak zorunda kalıyorum. Dostlar, şunu söylemek istiyorum. Ekrana baktığım zaman Huawei'nin ekranı o kadar güzel ki, yani Samsung'u falan geride bıraktı. Yani şu an ekrana baktığım zaman hani 4K'ymış, oymuş, buymuş. Ha faso fiso. Şu an şu ekrana bakan insanlar, yani 4 cihazda ekrana bakan insanlar Huawei için şunu diyebilir. Arkadaş, yani ne kadar güzel video kaydı yapıyor. Yani gerçekten ekran çok güzel. Görüntü çok güzel gözüküyor. Vallahi şaşırdım ya. Hani 4K yok. Videonun en başında 2020 yılı dedik, 4K yok dedik, olacak iş mi dedik. Dedik de dedik ama şu an videonun sonuna doğru geliyorum. Gerçekten video özelliklerinde Huawei P40 Lite yani beni şaşırttı. Hocam, P40'ın reklamını aldın mı falan demeyin. Demenize gerek yok. Bütün cihazları cebimden parayla almak zorunda kalıyorum. Akabinde üçüne beşine bakmadan elimden çıkartıyorum. Yapacak bir şey yok. Evet. 4K'daki video kaydımız bu şekildeydi. Aa pardon, titreşime hemen bakalım. 3, 2, 1. Evet. 4K'da 3 cihazımızda sağlam titrerken Realme 6 Pro o kadar titremiş gözükmüyor. Bu arada videoda şunu sürekli söylüyorum. Realme 6 Pro en dar açı, ekranı en kötü gözüken telefon falan filan diyorum. Evet, şu an durum böyle gözüküyor. Lakin video kaydını izlediğim zaman, mesela A71 ile yaptığım testlerde video kaydını izlediğim zaman Realme'nin ya gerçekten çok güzel bir video kaydı yaptığını gördüm. Ne yazık ki bunun telefonun ekranında izlerken anlayamıyorsunuz ama bilgisayara attığınız zaman ya da aynı videoyu bir Samsung'un ekranında izlediğiniz zaman vay arkadaş diyorsunuz ya, çok güzel video kaydı yapmış. Yani siz bakmayın benim şu an bu videoda Realme'yi biraz arka plana attığıma, yoksa Realme gerçekten video kaydı olarak bayağı güzel kaydediyor. Şu an benim için sürpriz olan Xiaomi Note 9S ve Huawei P40 Lite.
Özellikle P40 Lite'ı şu an çok merak ediyorum gerçekten. Yani şu an ekranda gördüğüm görüntü gibi video kaydını yapmış ise vallahi helal olsun Huawei'ye. Mesela şöyle deneme yapalım. Odaklama denemesi yapalım. Yani hiç fena değil odaklamalar. Daha da yaklaşmak istemiyorum. Kadraj değişti artık komple. Evet dostlar, telefonlarımızın hem arka kamerası hem de ön kameralarıyla test yapmış olduk. Ben telefon alacak olsam bunları merak ederdim. O açıdan zaten bu videoları da çekiyorum. Umarım birçok kişinin işine yarayacaktır. Korona salgınının olduğu şu günlerde kendinize dikkat edin ve her şeyden önce Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.